Selamlar dostlar. Selamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bomba gibiyim. Turp gibiyim. Harikayım. Süperim. İyi hissediyorum. Allah'a şükürler olsun. Evet. İyi ki bugün iyi hissediyoruz. İyi ki bugün hasta değiliz. İyi ki bugün her şey yolunda. Her şey yolunda. Bu kelime grubunu çok kullanıyorlar. Everything okay. Все в порядке. Rusça. Evet, her şey yolunda. Herkes hoş geliyor. Herkes sefalar getiriyor arkadaşlar. Evet, ben de hazırlıklarımı yaptım. Defterlerim, resimli sözlüğüm. Gözlük kabı sizin için değil, benim için. İçinde cam silmek için bezim de var. Neyse, şaka bir yana ben hazırlığımı yaptım. Bugün bir konuğum olacak arkadaşlar. Ama konuktan önce tabii ki bugünkü konu ne Ali Bey? Bugünkü konu. Arkadaşlar, pardon, biraz heyecanlı olduğum için hızlı konuşuyorum sanırım. Özür dilerim. Şimdi sakin konuşacağım. Amin hoş geldin. Serdar hoş geldin. Alona hoş geldin. Hadiba hoş geldin. Türk arkadaşlar hoş geldiniz. Evet öğretmen arkadaşlar hoş geldiniz. Sevil hoş geldin. Fedarica hoş geldin. Merhaba Feran. Evet şimdi bununla ben bir rap yapabilirim. Biliyor musunuz? Liliana hoş geldin. Begümay sen de. Greg, hoş geldin. Evet, Serdar Habib hoş gördük demiş. Arkadaşlar, kısa bir canlı yayın yapacağız. Bu canlı yayında 3 kelime bir hikaye yapacağım. Bugün bir kelime anlatmak istiyorum size çünkü. Bu kelimeler, Ali Bey, hangi kelimeler? Masum Hanım hoş geldin, Neda Hanım hoş geldin. Birinci kelime arkadaşlar, hiç kimse. Evet, hiç kimse kelimesi. Nobody. Nikavu. Hiç kimse. İkinci kelime cüzdan. Cüzdan. Cüzdan kadın cüzdanı veya erkek cüzdanı şeklinde Türkler kullanıyorlar arkadaşlar. Erkek cüzdanı veya kadın cüzdanı ve boğaz kelimesi arkadaşlar. Boğaz. Bosfor diyorlar Ruslar. Evet. Şimdi bu kelimelerle Ali Bey bir hikaye yapacak ve siz dinleyeceksiniz. Ve birazdan da İranlı, çok yakışıklı, çok güzel Türkçesi olan bir hocayı davet edeceğim. Evet. Ali Bey neden İranlılarla devamlı ders yapıyorsun? Seviyorum onları. Sevmek suç mu? Başka ülkelerden de öğretmenlerle, insanlarla konuşabilirim. Ama insan etrafında en çok kim varsa onlarla muhatap olur, değil mi? Benim etrafımda sevdiğim İranlı arkadaşlarım var bu yüzden. Evet dostlar, Kerim'i hoş geldin, İbrahim hoş geldin, Sidiga, süpersin Sidiga. Evet Serdar, Boğaz ne demek hocam? Serdar ve arkadaşlar, Boğaz İki anlamda Türkçe'de. Boğaz iki anlamda. Bir, bu. Bu boğaz. Yemek yiyoruz. Lüp lüp lüp. Çayım yok bu arada. Veya çay içiyoruz. Bu kısma biz boğaz diyoruz. Anlam bir. Anlam iki. İstanbul'da Asya ve Avrupa var. Kıta. Biz buna kıta diyoruz. Asya ve Avrupa. Heh. Ortada ne var? Deniz var. Diğer adı Boğaz arkadaşlar. Evet, diğer adı Boğaz. Sizin dilinizde Boğaz ne demek? Yazabilirsiniz. Asya ve Avrupa kıtasının arasında Boğaz var. İstanbul Boğazı var arkadaşlar. Evet. Şimdi Neda Hanım teşekkür ederim. Süperim, bomba gibiyim. Sizin
Sorunuzu görünce daha da iyi oldum. Gerçekten. Asma Hanım hoş geldin. Teşekkürler. Asma yazmış. Evet, Serdar yazmış. Harikasın Serdar. Protoka. Evet, Natalya Hanım teşekkür ederim. Özbekistan'a selamlar. Sevinç, merhaba. Şimdi dostlar, hiç kimse cüzdan ve boğaz hakkında ben hikaye yapıyorum. Nilüfer Hanım hoş geldin. Doktor Avazova. Avazova. Evet doğru okudum. Hoş geldin. Arkadaşlar, şimdi ben bir gün gezmek için, boğazda gezmek için sahile gittim. Evet, hikayeye başladım. Dostlar, dikkat. Attention please. Dikkat. Asterojna. Dikkat. Ben İstanbul'dayken bir gün Boğaz'da gezmek için sahile gittim. Sahil. Sahilde çok insan vardı. Sahil kalabalıktı. Hatırlıyor musunuz? Keşmekeş. Kalabalık. Kaos gibi. Çok kalabalık. Ve ben sahilde dolaştım. Sahilde Avrupa tarafından, Asya tarafından fotoğraflar almak mümkün. Çünkü sahilde Avrupa tarafını görebiliyorum. Fotoğraf çektim. Avrupa'da Ayasofya var, Sultanahmet var, Topkapı Sarayı var. Çok güzel fotoğraflar çektim Boğaz'da. Boğaz'da. Sonra acıktım. Ve simit yemek istedim ve yanında da ayran içmek istedim. Hava sıcak ve ben acıktım. Sonra cebime elimi götürdüm. Cüzdanımı almak istedim. Cüzdanım yok. Eyvah! Cüzdanım yok. Evet, cüzdanım yok. Sonra düşündüm. Düşündüm, düşündüm. Cüzdanımı galiba çalmışlar dedim kendi kendime. Çünkü cüzdanım buradaydı. Allah Allah. Kalabalık insanlar. Sonra sıcak hava, stres, cüzdanım yok. Cüzdanımda kredi kartım var. Hatta kredi kartlarım var. Sonra cüzdanımda param var. 300 dolarım var. 2000 liram var. Tabii o zamanlar ben zenginim. O zamanlar zenginim. Düşündüm, eyvah, cüzdanımı çaldılar. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Düşündüm, kara kara düşündüm. Sonra etrafa baktım. Etrafa baktım. Hiç kimse bir cüzdan ile bir kişi cüzdan düşürdü mü diye soru sormuyor. Yani hiç kimse beni umursamıyor. Ama ben tabii düşünüyorum ne yapacağım ya, ne yapacağım ya. Belki bir yerde unuttuğumu düşündüm. Belki bir ağacın altında otururken cüzdanım pıt düştü. Bu yüzden baktım etrafa, aradım ama cüzdanımı bulamadım. Cüzdanı bulamadım. Ve hiç kimse cüzdanımı bana getirmedi. Hiç kimse cüzdanımı bana getirmedi. Sonra telefonum çaldı. Telefon. Bir numara. Bilmediğim bir numara. Alo. Buyurun. Kimsiniz? Dedim. O kişi dedi ki: "Beyefendi, siz Ali Yılmaz mısınız?" Evet. Siz kimsiniz? Ne oldu? "Beyefendi, cüzdanınız bende. Galiba burada düşürdünüz." Cüzdan. Aa, çok teşekkür ederim. Ben de şimdi cüzdanı arıyordum. Nerede? Neredesiniz? "Beyefendi, biz iskeledeyiz, iskelede. İskelede büfenin yanında ben simit satıyorum." Simit satıyorsunuz. Büfenin yanında. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. He, ben orada fotoğraf çektim. Fotoğraf çekerken düşürdüm.
Beyefendi bilmiyorum. Gelin alın. Ben burada simit satıyorum, tamam mı? Bekliyorum beyefendi. Tamam. Ali Bey değil mi? Ali Bey tamam. Tamam, geliyorum efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ya. Ah, şükür. Cüzdanımı çalmamışlar. İyi kalpli bir insan, iyi kalpli bir insan cüzdanımı bulmuş ve içinde benim kartvizitim var. Kartvizitim var. Kartvizitteki numarayı aramış. Çok iyi insanlar var arkadaşlar. Gerçekten bu insanları tebrik ediyorum. Ve ben bu simitçinin yanına gittim ve cüzdanımı aldım ve o simitçiye sordum. Simit ne kadar? 3,5 lira. 3,5 mu? Çok pahalı. Neyse. Kaç simit var burada? 20 simit var beyefendi. Hepsini alıyorum ben. 20 simitin hepsini alıyorum, tamam mı? Adam şaşırıyor. Çünkü 20 simiti bana satacak. Ve bu adam cüzdanı bana verdikten sonra mutlu oluyor. Çünkü cüzdanı bana verdi ve o karşılığında bütün simitleri sattı. Ve ben 20 simidi alıyorum. Oradaki insanlara hediye ediyorum. Buyurun simit. Buyurun simit. Buyurun simit. Evet, simitler 20 simit belki çok pahalı değil. Çünkü benim cüzdanımda daha değerli şeyler vardı. 2000 lira, 300 dolar, kredi kartları. Bu yüzden ben mutluyum. Boğaz'da gezerken cüzdanımı kaybettim ama hiç kimse bana cüzdanımı vermedi. Bir adam telefon etti ve bana cüzdanımı geri verdi. Evet arkadaşlar, şimdi kim geliyor? Hasan Hoca geliyor. Hasan Hocam, seni yakalamaya çalışıyorum şu anda. Hasan Hocam, bana davet gönderir misin sevgili dost? Bana davet gönder. Evet. Allah Allah. Hasan Hocam, ben seni niye burada yakalayamıyorum? Bak, başkasını yakalıyorum, seni yakalayamıyorum. Hasan Hocam, beni engelledin mi yoksa? Evet, şuradan bakalım arkadaşlar. Yani Hasan Hocam, senin üzerine tıklayamıyorum. El sallarsam ne olur? Tamamdır. Şuradan çağıralım ya. Hasan Hoca. Evet arkadaşlar. Heh. Evet, İran'ın yakışıklı öğretmenlerinden biri ve İran'daki Türkçe öğretmenlerinden biri geliyor. Tatatatım. Mert. Yine Hasan Hoca burada. Alkışlıyoruz Hasan Hoca'yı. Hasan Hocam, kameran kapalı. Efendim hocam. Seni. Efendim. Görmüyorum seni. Sen beni görüyor musun? Evet hocam. Allah Allah. Buradayım. Ben görmüyorum. O zaman diğer insanlar da görüyor. İnşallah. Hocam hoş geldin. Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun hocam? Benim mesajıma neden sonra 10 dakika sonra cevapladın? Hocam ateşim var dün akşamdan beri. İnşallah korona değildir. Ya Evet. hocam boş ver ya hocam, inanma böyle şeylere hocam. Yani bunlar grip, sıradan grip, normal şeyler bunlar. Bunlar gerçek değil hocam. Grip, İnşallah. soğuk algınlığı veya farklı şekilde hastalıklar bunlar. Yani geçecek hocam. Bu arada hocam görmüyorlarmış ya. Diyor ki Hocam. görmüyorum ben diyor. Mesela Diego ben de görmüyorum diyor. Görmüyoruz biz yazmış Farhan. Hocam ne Ve yapmam siz... lazım tam? Hocam senin bir talihin yok var ya benimle. Benimle bir görünemiyorsun yahu. Hocam çocukluktan beri talihsiz. Hadi hocam bir daha deneyelim. Seni ben çıkarıyorum. Tamam Tamam hocam. mı? Tamam hocam. Tamam hocam. Bir daha deniyoruz. Tamam hocam. Evet, Hasan hocamı gönderiyorum. Ve Hasan hocamı tekrar davet edeceğim. Arkadaşlar Hasan hocayla biz normalde WhatsApp'ta değil, YouTube'da canlı yayın yapacaktık. Ama Hasan hocanın interneti YouTube için uygun olmadı. Ve heh, elhamdülillah. Şükürler olsun ya. Geliyorum. Tamam. Hasan Hoca geldi. Evet. Evet Hocam hocam. niye görünmedi sence? Bilmiyorum hocam. Tamamdır. Hocam şöyle ben biraz daha sesi açıyorum. Heh, tamamdır. Hocam ay gibi parlıyorsun. Hemen
Galiba kafanın üstünde ışık var. Evet. Değiştiriyorum hocam. Tamamdır hocam. Hocam Nasıl? fotoğraftaki kim? Hocam İran'daki de İran ile Irak savaşındaki şehit olmuş İbrahim Hadi. Evet. Hmm, bir Savaşçı. İbra şehit şehit fotoğrafıydı. Hocam tıraş olmuşsun bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün mü oldun? Yok, birkaç gün alıyor. Hocam ben bugün tıraş oldum. Tıraş olunca stresim gitti ve daha mutlu oldum. Sende bu durum var mı hocam? Stresin gider mi tıraş olunca? Hocam benim stresim böyle şeylerle gitmez ama Valla. ne Nasıl yapalım, ne hocam, yapalım. stresi nasıl atıyorsun? Ben mesela yürüyerek bazen huzur verici şarkılar dinleyerek yani böyle. Anladım hocam. Enstrüman dinler misin hocam? Enstrüman mesela klasik müzik gibi böyle klasik. Piyano dinliyorum hocam. Oo, çok güzel hocam. Peki Hasan hocam, şimdi bu arada ben arkadaşlara seni tanıtmak istiyorum. Hasan hocamız, şöyle buradan kaldırayım ben. Hasan hocamız, hocam bir Türkçe öğretmeni ve Tahran'da yaşıyorsunuz galiba hocam. Tahran'da mı? Evet. Tamamdır Hocam bir hocam. saniye ben tekrar gireyim, tamam mı? Tamam. Bir saniye. Tamam hocam, beğenmedi yine Hasan hoca bizi ya. Allah Allah. Yok, bir Hasan hocam saniye. ya. Hemen geliyorum. Bir saniye. Tamam hocam, ben senin hakkında konuşayım biraz. Arkadaşlar Hasan hoca gelecekmiş. Evet, bugün enteresan bir canlı yayın oluyor arkadaşlar. Neyse Hasan hocam bir Türkçe öğretmeni, o İran'da yaşıyor, İran'da ve onun İranlı öğrencileri var arkadaşlar. Şimdi ben burada Hasan Hoca'nın eğer mail adresini bulursam buraya koyacağım. Siz de onu takip edebilirsiniz. Eğer Türkçe dersi istiyorsanız ve eğer İranlıysanız Hasan Hoca'dan ders alabilirsiniz. Yani onun ben konuşma tarzını seviyorum arkadaşlar. Onun konuşmasında aksan var ama iyi bir Türkçesi var. İyi bir Türkçesi var. Yani aksan tabii ki normal. Çünkü biz, evet Hasan Hoca'yı bulamıyorum. Biz arkadaşlar yabancı dille konuştuğumuz zaman tabii ki normal olarak aksan olacak. Çünkü biz ne yapıyoruz? Başka bir dili kullanıyoruz. Orada uzun yıllar yaşadıysan tabii ki ana dili gibi konuşabilirsin. Mesela Cezayirlilerin çoğu çok iyi Fransızca konuşuyor. Berberice mesela konuşuyorlar. Yine Arap ülkelerindeki çoğu insan mesela çok iyi Fransızca konuşuyor. Evet, Azem hoş geldin. Şimdi dostlar, şöyle yapalım. Hemen yazıyorum. Buraya koydum. Bakalım. Evet arkadaşlar, sizlerden konuşmak isteyenler varsa alabiliriz. Hasan hocam bana gönderdi. Ben de kabul ettim. Hasan hoca yine mi gitti diyor, bak panette o ne. Valla adam galiba almaya gitti. Geldim hocam. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk, hoş Soruyorlar. bulduk. Soruyorlar Hasan hoca nereye gitti? Ben de dedim ki belki su almaya gitti veya içecek almaya gitti dedim hocam. Hocam dolabın kapısı açıktı ya. Aniden geldim, onu kapattım. Ya hocam ne önemi var hocam ya? Boş ver ya. Önemli değil hocam. Hocam Hasan Hoca kim? Hocam ben Allame Tabatabay Üniversitesi'nde Tahran'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okudum. 10 yıl önce üniversiteye girdim. Alt 3. sınıftan itibaren 3. sınıftan beri Türkçe öğretimi yapıyorum. Farklı enstitülerde, dil dershanelerinde öğretmenlik yaptım. Şimdi de devam ediyorum aynen. İşte böyle. Evet, aynen devam ediyorsun. Arkadaşlar Hasan Hoca'nın adresi bu. Gerçi ben uzakta kalıyorum ama aşağıda Hasan Hoca'nın çenesinin altında. Hocam peki neden Türkçe öğretmeni olmak istedin? Başka meslek neden seçmedin? Yani
Çocukluktan beri bir şeyi başkalarına öğretmek benim için çok zevkli bir şeydi. Hatta ilkokulda, ortaokulda başka sınıf arkadaşlarıma fizik, matematik falan öğretiyordum. Onlarla pratik yapıyordum. Ondan sonra 10 yıl İngilizce kurslarına katıldım. Oh. Kendi memleketimizde Kereç'te. Kereç, Tahran'a 30 kilometrelik mesafede bir şehir. Ondan sonra Hocam dur yavaş konuş hocam, çok hızlı konuşuyorsun ya. Tamam, süper Türkçen var. Sakin. Yavaş hocam hocam. ben diyorum ya, ateşim var, konsantre Ha, hocam doğru ya, sen hastasın biraz. Ama iyi görünüyorsun hocam. İyi görünüyorsun. Belki evet, üşüdün, belki daha yavaş, soğuk daha yavaş. algınlığı. Hocam şehrinin adını bir daha söyler misin? Kereç hocam, Kereç. Kereç. Kereç şehrindesiniz. Tamamdır. Tahran'a yakındır. Tahran'a yakın. 30-40 kilometre. Tabii. Tamam. Hadi hocam devam et. Hatırlıyorsan. Tamam hocam. Yani Türkçe benim için çok güzel bir dil. İnsan duygularını bu dilde en iyi şekilde ifade edebilir. Kendini dökülebilir, kendini izah edebilir. Başkalarına mesela güzel duygularını ya da kötü duygularını, iyi olup olmadıklarını, her şeyi daha ayrıntılı bir şekilde. Yani mesela bir konu için 5-6 tane fiil var, ha? Mesela çok mükemmel, çok kusursuz bir dil bence. O yüzden ben bu dili çok seviyorum. Çok seviyorum. Tamam hocam. Şimdi biz üç kelime bir hikaye yapıyoruz. Üç kelime bir hikaye. Ben sizinle üç kelime bir hikaye yapabilir miyim? Olur mu? Tabii. Hocam birinci kelimemiz yabancı. İkinci kelimemiz uzak. Üçüncü kelimemiz hocam bir fiil olsun. Bir fiil söyleyebilir misin? Herhangi bir fiil. Tatil Mesela. yapmak. Tamam. Tatil yapmak. Evet. Hocam buraya koydum. Heh, şimdi yabancı, uzak ve tatil yapmak. Bu üç kelimeyle hikaye anlatalım istiyorum. Var mısın? Tabii. Yapalım mı? Arkadaşlar var mısın demek, yapalım mı demek gibi. Var mısın? Varım. Yapalım. Varım, varım, varım hocam. Yapalım. Tamam hocam. Hocam önce Başlarsanız ben yavaş yavaş ısınacağım. tabii ki buyurun hocam. Hocam dedim ya, siz başlarsanız ben yavaş Ha. yavaş yapacağım. Pardon, pardon. Yanlış anladım hocam. Pardon. Ben önce Estağfurullah. başlıyorum. Ben başlayayım, ısınayım anladım. Özür dilerim. Başlıyorum. Ben bir firmada çalışıyorum ve bu firma bir global firma, çok büyük bir firma ve bizim işlerimiz çok yoğun, çok yoğun. Ve biz haftada 6 gün çalışıyoruz. Haftada 6 gün çalışıyoruz. Ve ben her yıl bu firmada 20 gün tatil yapabilirim. 20 gün tatil hakkım var. Evet. Tatil yapmak için ben geçen yıl Uzak Doğu'ya gitmek istedim. Tatil yapmak için ben geçen yıl Uzak Doğu'ya gitmek istedim. Mesela Tayland'da bir arkadaşım vardı ve ben bu arkadaşımla yazıştım. Bu arkadaşıma Tayland'a geleceğimi söyledim. Çok sevindi ve ben biletimi aldım. Biletimi aldım. Bilet çok pahalıydı. Tayland çünkü Türkiye'ye çok uzak. Neyse. Benim tatil yapma düşüncem ve Tayland çok güzel bir zamana denk geldi. Bir Ağustos ayı. Ağustos ayında biletimi aldım.
Uçağa bindim ve Tayland'a gittim. Tayland'a gittiğimde tabii ki orada yabancıyım. Orada yabancıyım. Herkes bana bakıyor. Böyle hissettim. Çünkü farklı bir görüntüdeydim. Neyse, yabancı olduğum için ilk haftalarda biraz problem yaşadım. Ama ikinci haftadan sonra ben Tayland'a alıştım. Uzak bir ülke ama benim için tatil yapmak, arkadaşımla buluşmak çok güzel bir duyguydu. Belki yabancıydım ama çok eğleniyordum. Bitti. The end. Çok güzel. Çok güzel. Hocam, böyle bir hikaye uydurdum. Çok güzel anlattınız hocam. Hocam, estağfurullah. Senin varsa anlatabilirsin hocam ama hocam stresliyim diyorsan anlatmak zorunda değilsin. Yok hocam, stresim bir şey oldu. Tamam. Soğudu. Biraz stresim Evet. soğudu. Gitti. Bertaraf oldu. Tamam. Giderildi. Hocam dinliyoruz. Sıra sizde. Your turn. Teşekkür ederim. Hocam ben geçen yıl Amerika'dan bir arkadaşım İran'a geldi. Amerika biliyorsunuz İran'a ve Türkiye'ye yani biz komşu ülkeyiz. Biz birbirimize yakınız ama Amerika çok uzak bir ülke. Bizlere arkadaşımın adı Robert 35 yaşında evli bir adam. Onun mesleği mühendislik. O makina mühendisi. Ve biz 3 gün Tahran'da ve 2 gün İsfahan'da güzel bir tatil planı organize ettik, planladık ve ondan sonra beraber İran'ın en güzel ve turistik şehirlerinden olan İsfahan'a tatilimizi yaptık. Orada yöresel yemekleri özür dilerim. Horoz gibi oldu sesim. Biz Yöresel bilmiyoruz, anlamıyoruz hocam. bir saniye hocam, bir saniye özür dilerim. Hı. Annem çağırıyor da. Ha. Ben de geleceğim. Tamam mı? Tamam mı? Geleceğim. Niye ama olmuyor? Annen Türkçe biliyor mu Hasan hocam? Yok hocam. Ben ama anlıyorum. Boş, boş. Evet. Hocam. Evet. Hocam annemsin var ya çok güzel ya. Çok doğal bir atmosfer. annemle canlı Problem yok yayında ama. söylemedim ama Problem yok şeyde hocam. şeyde Biz biziz hocam yani biz bu televizyon değil. Biz biziz. Beraberiz. Samimi ortam. Evet evet. hocam. Ne çağırıyor annen bu arada? Yemek mi Yok hocam, yiyeceksiniz? önemli bir şey değil. Ha, hastasın belki düşünüyor. Bu çocuk neden konuşuyor kendi kendine? Yok, sabahtan beri benimle ilgilendi de yani çorba yaptı, tavuk yaptı, şey yaptı. Yani anneler bence dünyadaki melekler. Onları sadece sevmek ve onlara saygı göstermek gerekiyor. Bu arada Haklısın hocam. Haklısın hocam. hikayemize dönelim hocam. Buyurun hocam, dinliyorum. Evet, dediğim gibi İsfahan'a gittik Robert ile. Arkadaşım, Amerikan arkadaşım Robert ile İsfahan'a gittim. Gittik. Ondan sonra yöresel yemekleri yedik. Mesela beryuni ya da başka yemekler vardı. Uzun zaman geçti de hatırlayamıyorum şimdi. Evet. Çok güzel camiler var İsfahan'da. Çok tarihi camiler var. Safevi dönemine ait camiler var. O zamanlar İran'ın yani tarihi eserlerin estetik açısından çok önemli ve parlak bir dönemdi. Ve bu şekilde tatilimizi
tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek, gezerek ve güzel lezzetli yemekler yiyerek tatilimize son verdik. Hocam ben geleceğim. Tamam hocam. Anne çağırıyor da. Tamam hocam. Hocam biz vedalaşalım. Benim de çıkmam lazım. Tamam, vedalaşalım tamam. Bence. Teşekkür ederim katıldığın için. Sonra yine konuşuruz. Annene haber ver ama sonra. Tamam mı? Hemen konuşalım. Görüşürüz. Evet dostlar. Hasan Hoca'yı gönderdik. Hasan Hoca gitti ve... Bu arada Paris'de Crèche'deymiş. Ne güzel. Crèche. Artık ben de Crèche adlı bu şehri biliyorum arkadaşlar. Evet. Gambe demiş ki Türk mü İranlı mı? Gördünüz mü? Türk gibi konuşuyor. Yani onun Türkçesi çok iyi. Bu yüzden tebrik ediyorum Hasan Hoca'yı. İyi çalışmış. Zaten Hasan Hoca öğretmen olmaya okuldayken başlamış. Öğretmen olmaya başka arkadaşlarına fizik anlatmış, biyoloji anlatmış, matematik anlatmış sonra bravo Türkçe öğretmeni olmuş. Evet arkadaşlar bugün canlı yayını bitiriyoruz. Üç kelime bir hikaye anlattık. Birinci üç kelime bir hikayede hiç kimse kelimesi vardı. Cüzdan kelimesi vardı ve boğaz kelimesi vardı. Ve şimdi de yabancı, uzak ve tatil yapmak kelimeleriyle hikayemizi anlattık. Ben de anlattım. Hasan Hoca da anlattı. Eğer sizin hikayeniz varsa yazabilirsiniz aşağıya. Küçük bir hikaye yazabilirsiniz. Bu video şimdi canlı yayın ama YouTube'da video olarak arkadaşlar bulunacak. Bu yüzden siz de yazabilirsiniz hikayeleri. Çünkü hikaye okumak, hikaye yazmak pratik için çok ama çok faydalı. Ama en faydalı şey dinlemek arkadaşlar. Devamlı dinleyin, dinleyin, dinleyin. İzlemek tamam ama her zaman izleyemiyoruz. Ama kulaklıkla her yerde bir şeyler dinleyebilirsiniz. Telefonunuza podcast atın, dinleyin. Her şeyi dinleyebilirsiniz. Dizi dinleyebilirsiniz. Radyo, haberler, müzik dinleyebilirsiniz. Size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, Farnaz Hanım merhabalar. Hasan Bey iyi konuşuyor. Kle yazmış. Arif Can Türk mü yazmış? Ve herkes Türk zannediyor adamı. Hasan Hoca Türk değil. Evet, Sihiva diyor ki sesin kötü geliyor. Bu arada güzel bir yabancı arkadaşım vardı benden uzak. Oldukça uzakta yaşıyordu ama her tatil onunla buluşuyorduk. Teşekkürler. Küçük bir hikaye yazmış. Arjantin'den selamlar demiş. Locutoritax. Arjantin'e selam. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki canlı yayınlarda görüşmek ümidiyle. Sonraki canlı yayında sizi burada bekliyoruz. Sizinle de üç kelime bir hikaye oynamak istiyorum. Hoşça kalın.